Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Size bugün iki tane acı sos yapacağım. Birini pişirerek, birini pişirmeyerek. Bizim ev hali pişirmeyerekten seviyor ama ben pişirerek de yapıyorum. İki çeşit göstereceğim. Sıra sıra hepsini kademe kademe göstereceğim tabii ki. Şimdi tarife geçelim. Benim yine çarşı pazar karıştı. Acı sos yapacağız şimdi. Şöyle kırmızı kırmızı çili biber her yerde var. Önceden ben biberiyeden yapıyordum ama biberiyeler gerçekten pahalı. Onun için çili biberle normal acı biber aldım, yeşil. İkisini yapacağım. Şöyle robota koyuyoruz arkadaşlar. Çili biberlerimizi, çekirdekler olan yerlerini çıkarıyoruz. Çekirdeksizleri koyuyoruz. Böyle kademe kademe gideceğiz. Önce çili biberi geçirelim robottan. Şöyle güzelce ayıklayalım. Çekirdekli olan yerlerini çıkaralım. Kötü olan yerlerini keselim. Çok da kötü bir yeri yok zaten. Allah'a şükür bakarak alıyorum da bazen gözümüzden kaçıyor tabii insanın hepsini seçerken. Bazen kayırıyor gözü insanın. Hani herkese de oluyordur. Bana da oluyor tabii ki. Herkes her şeyi dört dörtlük yapacak diye bir kanun yok. Şöyle çili biberleri doğruyoruz arkadaşlar. Ben bunların hepsini doğrayayım. Evet arkadaşlar, çili biberimi yani kırmızı çilileri doğradım. Çili biber diyorlar çünkü. Robottan geçireceğim. Arkadaşlar çiliyi çektim. Bir karıştırma kabuğunu aldık. Dikkat edin, çok acı. Dediğim gibi ben bunu eskiden biberiyelerden yapıyordum. Zehir oluyordu. Bir de şimdi biberiyeler gerçekten pahalı. Onun için yapamayacağız. Yeşilinden yaparız biz de. Kalınlığından. Şöyle yeşil biberleri aldım arkadaşlar. Acı. Bildiğiniz zehir. Ama baksanıza arkadaşlar. Bundan turşu da yapacağım. Allah nasip ederse göstereceğim zaten. Çok güzel, harikalar. Gerçekten. Aynı biberi aldım, çocuktan aldım bunu da. Çekirdekleri varsa bunu da çıkarın arkadaşlar. O kadar taze ki. Kıtır kıtır. Tam kızartmalık arkadaşlar. Kızartma yapacağım, bir de yoğurtlama. Oh! Ne yapacaksın yemeği, ne yapacaksın bilmem nesini. Şöyle onları da böyle böyle doğruyoruz arkadaşlar. Sonra bunları da robottan geçireceğim. Hepsini robottan geçireceğim. Bunları da geçireyim. Evet arkadaşlar, yeşil biberimi de doğradım. Onu da robottan geçirip geliyorum. Evet arkadaşlar, çiliyi doğradım. Yeşil biberi doğradım. Allah'ım, bunları zehir oldu. Bildiğiniz bir zehir. Şimdi sarımsak doğruyoruz arkadaşlar. Şöyle doğramadan da olur. Şöyle 5-6-10 tane. Bunun sarımsağı çok güzel olsun. Yani bolca koyun sarımsak. Ondan sonra ağız tadımıza göre bakarız. Ölçü veremiyorum şu an. Göz kararı yapacağım. Şöyle de bugün aldım arkadaşlar. Kap bir biber. Çok güzeldi vallahi. Çok birazcık pahalıya aldık ama yapacak bir şey yok. Etli diye aldım. Hem bunun ben salçasını yapacağım. Közlemesini yapacağım. Şöyle 20 kilo aldım arkadaşlar. Hem de sosları yapıyorum işte. Kışlık soslarımı. Şimdi yapacağım. Bir daha yapmayacağım arkadaşlar. Hepsini gösterdiğim kadar yapacağım. Ama başka yapmayacağım. Çok zor gerçekten, yoruldum artık, hayattan da yoruldum. Bunları yapmaktan da yoruldum dermişim ama büyük zevk alıyorum. Bunu da çekip geleyim. Arkadaşlar, sarımsakla kap biberi çektim. Şöyle onu da koyuyoruz üstüne. Daha bitmedi canım, işimiz biter bitmez. Bizim işimiz bitmez. Ama bunları hep yapıyoruz. Kışın böyle bir rahat ediyoruz. Yemeklerin yanına koyuyoruz. Misafirler geldiğinde Allah nasip ederse bir yiyeceğiz. Oh, misler gibi. Bir yere giderken hediye götürüyorum arkadaşlar. Hani yapanlar var, yapamayanlar var, beceremeyenler var. Çalışanlar var, işi oluyor, yapamıyorlar. Onlara böyle hediye yapıyorum ben arkadaşlarıma, eşime, dostuma. Eşimin çocukları oluyor, okuyanlar, çalışanlar. Onlara. Şimdi benim kap bir biberim büyük olduğu için onun için ölçü veremiyorum arkadaşlar. Herhalde 3 tane kap bir 1 kilo mu gelir, yarım kilo mu gelir? Bayağı gelir. Şöyle onları da doğradım. Şunlar yabana gitmesin arkadaşlar. Bakın şöyle alıyorum bunları da. Hep ben bunları yıkadım ha arkadaşlar. Yıkamadan bir şey olmaz. Yıkadım, kuruttum. Öteki işlerimi yaparken kurudular. Şöyle gördüğünüz üzere. Şimdi bunun üstüne 3-4 tane domates atayım ya. Çevirmesi kolay olsun diyerekten. Şöyle Ancon domatesleri aldık arkadaşlar. Armut domatesleri diyorlar bunlara. Şöyle. Şu kapağı kapatayım da bakayım nasıl oldu. Heh. Şimdi şuradan da bir tane atalım. Alır buradan çünkü. Bunu da çekeyim geleyim arkadaşlar.
Evet arkadaşlar, kapri biberle domatesle de çektik ama daha domates çekeceğim ben. 5-6 tane daha çekeceğim. Gösteriyorum zaten. Şu çekemediğimiz. Şurada çarşı pazar çok karıştı arkadaşlar. Mutfağım çok da inanın. Böyle size böyle bol bol göstermek istiyorum her şeyi. Şöyle lekeli yerler varsa alın arkadaşlar. Domatesi bol olacak bunun. Çünkü domates bol olmazsa acısı çok olur, olmaz. Bir de bundan şimdi 2 tane yapacağız arkadaşlar. Yani ben hem kaynatma yapacağım bunu hem sos yapacağım. Onun için domatesini bol koyacağız. Daha kapri biber de koyacağım. Daha bitmedi yani işimiz. Daha çok işimiz var. Arkadaşlar yine domatesi doğradık. Robotundan geçirdik. Eğer robotunuz yoksa rendeleyin. Domatesler de rendelenir ama biberleri en küçük böyle biçimde doğrayabilirsiniz. Bakın daha domates soslandırması lazım. Bunun olmadı. Domatese devam. Yani yaklaşık buna domates 3 kilo falan domates alır. 1 kilo bibere 3 kilo domates iyi geliyor. Ama acı biber olacak. Kapri biberle karışık 1 kilo koymuşuzdur. Hani fazlası vardır, eksiği yoktur. Domates de 1 kiloya 3 kilo domates gibi düşünüyoruz. Hani domateslerin gök yerlerini, çirkin yerlerini, lekeli yerlerini alın. Ama çok beğenerek aldım domatesimi de. İnşallah sosunu da yapacağım, onu da göstereceğim tabii ki. Evet arkadaşlar, leğenim dar geldi. Leğenimi değiştiriyorum çünkü hem bunun tatlısını hem şey yapacağız, pişmişini yapacağımız için hepsini bir yerde göstereyim dedim. Şimdi arkadaşlar 3 kilo kadar domates hem doğru rendeliyorum. 1 kilo da kapri biber, yarım kilo da yeşil biber oldu bunun. Göz kararı yaptım ama olmuştur. Şöyle gördüğünüz üzere rengini. Acı sos yapıyoruz arkadaşlar. 1 kilo kapri biber, 3 kilo domates, acı biber de 1 kiloya yakındır. Yeşille çili biber. Gördüğünüz üzere bakın ne kadar güzel oldu. Şöyle ben göz kararı bakacağım, ona göre daha ekleyeceklerim olursa ekleyeceğim. Şu an böyle. Sarımsağımız var bolca. Bir avuçtan fazla sarımsak koydum. Arkadaşlar dikkatlice izliyoruz. Bir defa yapacağım için ben biraz daha domatesle kapri biber ekleyip geliyorum. Evet arkadaşlar, son domatesimle kapri biber bir de sarımsağı tekrar çektim. Şöyle gördüğünüz üzere. Telefon olmasın ya, bana bir şey gitmesin arkadaşlar. Kendim içeceğiz artık, elimle falan daldım yani. Eleştirme yapma yanına. Başka türlü olmaz. Şimdi havlumuz burada zaten. Elimizin altında havlumuz var. Şöyle arkadaşlar güzelce karıştırın. Bolca karıştırın. Arkadaşlar o kadar güzel kokuyor ki, acılı, sarımsaklı, mis. Şimdi arkadaşlar bu etapta nane koyabilirsiniz ya da maydanoz, canınız ne isterse. Ama ben hiçbir şey koymuyorum. Nane ile maydanozu ben koymuyorum. Hani koyana da bir şey diyemem. Çünkü sonra üstüne servis yapacağımızda da bazen nane koymak istiyorum. Bazen maydanozu, o günkü ruh durumuma bağlı. Onları üstüne ekliyorum ama normalde benim kurduğum bu. Şimdi arkadaşlar bunun sirkesini koyacağız. Yaklaşık 3 kilo kadar domates oldu. 1 kilo kadar kapri oldu. Yarım kilodan fazla, 1 kilo diyelim, yeşil biber oldu. Toplamda bu totalde. Şimdi buna sirkesiyle tuzlarını ekleyeceğiz. Tuz ayarını kesinlikle ağız tadınıza göre ayarlayın arkadaşlar. Kalın tuz, billur tuz kullanıyorum ben. Billur tuzun kalın turşuluk tuzunu kullanıyorum. Hiç şaşmaz, hep onlardan kullanıyorum. Şimdi şöyle 1 2 3 4 tane koydum. Bir karıştıralım. Çünkü buna asla ölçü veremem. Az yaparsınız, çok yaparsınız. Az az ekleye ekleye tuz oranınızı kendiniz ayarlayın. O sizin ağız tadınıza kalmış arkadaşlar. Şimdi ben bunun bir tadına bakacağım şöyle. Parmağımla bakıyorum. Az. Şimdi 1 2 daha koydum. 6 tane kaşık yemek kaşığı koydum. Yaklaşık 5 kilo buna. Şimdi sirkelerini koyacağız arkadaşlar. Buna şöyle 1 su bardağı koydum. 2 su bardağı koydum. Karıştırıyoruz.
Tekrar tadına bakacağız çünkü. Bunlar aceleye gelmez. Tadına baka baka ölçüsünü de herkes tam vermeyebilir. Bakmayın siz insanların şöyle yaptık böyle yaptık dediğine, sonra malzemeleriniz telef olmasın. Şimdi bunun tadına bakıyoruz arkadaşlar. Sirkesi az. 1 su bardağı daha koydum. 3 su bardağı etti. Ama arkadaşlar bir şey itiraf edeyim mi? Benim bu çok acı oldu. İnanın biber ellerim bu kadar cin biberden de acıymış. Ben böyle acı görmedim. Zehir. Siz bunu acısız da yapabilirsiniz. Çok güzel sos oluyor çünkü. Şimdi kızacağınız ama yapacak hiçbir şey yok. Asla dayanmaz. 1 yemek kaşığı limon tuzu arkadaşlar. Bu ölçüme göre. 1 yemek kaşığı da ağız tadımız gelsin diye şeker. Turşularda çünkü olmazsa olmaz şeker. Bir lokma da olsa ağız tadımıza göre koyuyoruz. Arkadaşlar bu acı yenmez. Ben size söyleyeyim. Ben buna domates ekleyeceğim. Kapbiberle. İnanın bir zehir olmuş. Şimdi ne yaptık? 3 kilo domates, 1 kilo kapbiber, yarım kilodan fazla daha yeşil biberle acı biber, çili biber koyduk. 1 kilo yakındır o da. 3 su bardağı sirke koyduk. 6 kaşık tuz attık. Kalın tuz, turşuluk tuz. 1 yemek kaşığı şeker, 1 yemek kaşığı da limon tuzu attık. Şimdi ben bir tadına bakacağım arkadaşlar. Tabii size göstermiyorum. Ben kendim bakıyorum burada. Biraz daha tuz yiyecek arkadaşlar. Bir yemek daha kaşığı koyayım tuz. Böyle kademe kademe gideyim. Kendi ağzınıza göre ayarlayın. Hani bazı domatesler etli olur. Bazı kapbiler etli olur. Bazısı sulu olur. Hep malzemeden göre değişir. Çünkü böyle kademe kademe yaparsanız çok güzel olur. Sarımsak oranını da kendi ağzınıza göre ayarlayın. Ben size malzemeler, ana malzemeleri gösteriyorum. Şimdi arkadaşlar ben bunun tadına baktım ya. İnanın çok acı. Ben buna kapbiberle birazcık da daha domates eklemek istiyorum. Hemen yapıp geliyorum. Evet arkadaşlar, ağız tadınıza göre dedim. Sirkesini, tuzunu ekleyin. Şekeri önemli değil. Arzu ederseniz de nane ya da maydanoz koyun. İkisi konmaz. Ya nane koyacaksınız ya maydanoz. Ne yaptık? Domates, kapbiber, sivri biber acı, sarımsak, tuz, şeker, limon tuzu koyduk. Şimdi kavanozlarımıza dolduracağız arkadaşlar. Bunu çiğden koyuyoruz arkadaşlar. Soğuk yerde, dolapta kalacak bu. Antalya yoksa kabarır. Asla. Şöyle karıştırıp karıştırıp suyuyla beraber koyun. Şöyle koyalım da sonra ben ondan sileceğim. Tabii ki kapaklayacağız. Bizikinler böyle seviyor arkadaşlar. Şöyle 3-4 tane kavanoz yapacağım. Bir tencere katında kaynatmasını göstereceğim. Hani herkesin yiyişi değişiktir. Ağız ne derler? Ağız tadı. Ondan sonra acı ekşiği ayrıdır. Tuz ekşiği ayrıdır. Böyle kademe kademe gidin. Ona göre şeyini yapın. Ağız tadınıza göre tadına bakın. Sonra tuzu eksikti, tadı eksikti, ekşisi eksikti demeyin. Herkesin değişiktir. Ben birebir ölçü böyle versem benim ağız tadıma göre bazı şeyler değişiktir. Sizin ağız tadınıza bazı şeyler değişiktir. Şimdi ben bir kavanoz daha dolduracağım. Çünkü bizikinler dediğim gibi bu çiğden seviyorlar. Ben bunu doğrudan dolaba koyacağım. Şimdi arkadaşlar burada tencerem hazırladım zaten. Şimdi bizim çarşı pazar hep karışık. Şöyle ben bunu bir dakika şöyle koyayım da çocuk da uyarıyor. Şey güzel olacak arkadaşlar. Bakın ben bunu ayarsız sizin önünüzde yapıyorum. Tenceremin de en küçüğünü çıkardım. Yaygın tencere kaynarken görün diyerekten. Allah'ım nasıl denk getirtirdi. Çok şükür kurban oldum Allah'ıma. Allah'ım herkesin evinde bolluk bereketlik versin de herkes yapabilsin. Kimsenin hakkı kimsede kalmasın. Gözü de kalmasın. Şöyle iyice sıyıralım arkadaşlar. Sonra yabana gitti dersiniz. Gitmez. Ben hiçbir şey yabana götürmem Allah'ın izniyle.
Çok şeylerden geçtik. İyi kötüyü, varlığı yokluğu biliyoruz. Gördüğünüz üzere arkadaşlar, bunu ocağıma koyacağım. Bu kaynayacak. Ben böyle hepsini bir koyuyorum, kaynayacak. Son, en son aşamasında bir şeyim var, püf noktası, onu göstereceğim. Tuzusunu, ekşisini, her şeyini ayarladık arkadaşlar. Şimdi buradaki de kavanozların, ben bunları da kapaklarla kapatıp yıkayacağım. Hepsini bitireyim, bunları toplayıp geleyim. Evet arkadaşlar, yarım saattir kaynıyor sosumuz. Böyle sarımsak kokuları, sirke kokuları geliyor. Ha, ben sirkeli sevmiyorum derseniz koymayın ama çok güzel lezzet veriyor. Lezzetsiz de olmasın istemeyiz. Dediğim gibi istediğiniz zaman nane, maydanoz koyabilirsiniz. Ben koymuyorum. Ama güzel bir sos yapıyoruz. İnanın çok lezzetli oluyor. Acı sos kaynıyor şu an. Yarım saattir kaynıyor. Gördüğünüz gibi suyu bayağı çekti. Biraz daha çekmesi lazım. Çeksin gelelim. Arkadaşlar 40-45 dakika kaynadı. Gördüğünüz gibi altını kapattım. Şöyle iyice karıştırın. Şimdi kaplarımızı alıyoruz. Bu kaynamış sos. Bir de kaynamamış yaptık. Bu kaynattığımız sos. Bunu sıcak sıcak kapatacağız. Şöyle almayacak dedim ama. Şöyle büyüklü küçüklü kapağı ayarladım. Kalanı da yeriz Allah nasip ederse. Hemen yemeğimizin yanına. Gördüğünüz üzere şöyle, gel oğlum. Şöyle silin kenarlarını. Bir de ezle. Bir de peçete ile kurulayalım arkadaşlar. Onlar çok soğuk herhalde. Şöyle bir de peçete ile doldurduk mu? Hemen geldim, kaşık alıyorum arkadaşlar. Her şeyi koyuyorum, yine bir şeyler unutuyorum. Çünkü ona fazla gitti. Şöyle. Bunlara fazla gitti arkadaşlar. Şöyle üstlerinden tekrar alıyorum. Neden derseniz. Buna çünkü bir işlem yapacağım demiştim. Şöyle. Güzel yapalım. Emek veriyoruz. Bu kadar masraf ediyoruz. Suyu başında bekliyoruz. Güzel olsun her şeyimiz. Şimdi arkadaşlar bunların üstüne sıvı yağ koyuyoruz. Yerken de koyabilirsiniz ama bu sıcak da güzel oluyor. Şöyle ikişer kaşık falan koyun yani. İstediğiniz kadar koyun. Şöyle üstlerine bunun yağ koyuyoruz. Şimdi kapatacağız. Bunlar dışarıda durabilir. Ama soğuk şey yaptıklarımız dışarıda durmayacak arkadaşlar. Bunlar dışarıda durabilir. Şöyle alalım buraya. Şöyle sileyim. Bunlar dolapta duracak arkadaşlar. Kaynatmadıklarımız dolaba girecek. Serin yerde duracak. Bu kaynattıklarımız dışarıda ömür billah durabilir. Hiç bozulmaz. 2 sene Allah nasip ederse ağzını güzel kapattıktan sonra, kaynatmasını yaptıktan sonra ona göre ağız tadınıza göre ayarlayın arkadaşlar. İnanın mükemmel oluyor bu soslarımız. Ben bunları dolaba koyacağım. Çünkü bozulur. Kaynatmadığımız için bozulur. Böyle biz normal... Evet arkadaşlar, beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bugün hem pişmemiş hem pişmiş soslar yaptık. İkisi de inanın birbirinden güzel oluyor. Lütfen deneyin, yapın. Yorumlarınızı ve beğenilerinizi bekliyorum. Herkes kendine iyi baksın. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.